Atatürk'ün fikirleri, yaşamı, mücadelesi ve silah arkadaşlarıyla ilgili pek çok şey biliniyor. Ancak Atatürk'ü özel yaşamını ne kadar biliyoruz? Atatürk özel yaşamında nasıl biriydi? Sabah kahvaltılarıyla arası iyi değildi. Gece sofraları nedeniyle geç kalkan Atatürk, uyanır uyanmaz odasındaki divanın üzerine geçer, orada bağdaş kurarak kahve içerdi. Sonra tıraşını masajını yaptırır, ardından çalışma odasına geçerdi. Hem kahvaltı hem öğle yemeği olarak bir dilim ekmek, bir kase ayran ya da yoğurt tüketirdi. Atatürk yabancı misafirlerin iyi intibalarla ayrılmalarını isterdi. Onlar gelmeden ülkeleri hakkında geniş bilgi toplar, kişiliklerini incelerdi. Afgan kralının ziyareti için bir ay boyunca Afganistan tarihi ve coğrafyasını araştırmıştı. 1937'de gelen Japon velihatı Prens Takamatsu'yu bir ziyafette Japon mitolojisi ve edebiyatı üzerine yaptığı konuşmalarla şaşırtmıştı. İngiliz Kralı Edward İstanbul'a geldiği zaman ise yatından bir deniz motoruna binerek Dolmabahçe Sarayı'na yanaşmıştı. Atatürk de onu rıhtımda beklemekteydi. Deniz dalgalı olduğundan kralın bindiği motor sürekli inip çıkıyordu. Kral rıhtıma çıkmak istediği bir sıra eli yere değerek tozlandı. Atatürk'e elini uzatmadan önce mendilini silmek isteyince "Yurdumun toprağı temizdir, o elinizi kirletmez" diyerek kralın elinden tutarak rıhtıma çıkardı. Tam bir Türk kahvesi tutkunu Atatürk, doktorların uyarısına rağmen günde 10 ile 15 fincan az şekerli Türk kahvesi içmekten vazgeçmedi. En sevdiği yemek kuru fasulye ve pilavdı. Mustafa Kemal, Cumhuriyet'in ilanından sonraki tüm 29 Ekimler'deki kutlamalarla bizzat ilgilendi. Meclisteki törenler, ardından hipodromdaki resmi geçit, akşam devlet ziyafeti ve son olarak Ankara Palas'taki resmi balolar. Ama son Cumhuriyet Bayramı'nda 29 Ekim 1938'de Dolmabahçe'de hasta yatağındaydı. O sırada yanında olan dönemin İçişleri Bakanı Şükrü Kaya 10 Kasım 1954'te Hürriyet'te yayınlanan yazısında o geceyi şöyle anlatıyordu. Atatürk süzülmüş, takatsiz ve solgundu. Kesik kesik konuşuyordu. Bir aralık sarayın penceresinden bol bir ışık aksetti. Elektriklerle donanmış bir Boğaziçi vapuru sarayın rıhtımına yanaşacak kadar yaklaşmıştı. Üniversite gençleri alkışlarla tebrike gelmişti. Atatürk kalkmak istedi, kollarına girildi. Pencere kenarındaki bir koltuğa oturtuldu. Eliyle vapurdaki gençleri selamladı. Vapurda alkış tufanı koptu. Yaşa sesleri ve dağ başını duman almış marşıyla hareket eden vapurun ardından Atatürk'ün ağzından şu sözler döküldü. Bu bayramlar ve yarınlar sizindir. Güle güle.